Sonra ilk çeyrek enflasyon raporu Merkez Bankası'nın. Biraz daha sizi şu açıya doğru, evet kameranın açısına doğru yaklaştırın. İlk çeyreklik enflasyon raporu, yani Merkez Bankası çeyrekler halinde enflasyon beklentisini açıklar. Fatih Bey de çıktı, bunu açıkladı ve yapacaklarıyla alakalı süreçte nasıl bir eğilim bizi bekliyor, bunu anlattı aslında. Türkiye'nin de enflasyon diye bir mücadelesi var enflasyonla. Bunun başarıyla tamamlanması ve Fatih Bey'in söylediği haliyle Mayıs ayında dezenflasyon sürecinin başlamasına dikkat çekti aslında. Dezenflasyon şu demek, tersine enflasyon demek. Yani fiyatların geriye gittiği, bazı fiyatların denge noktasına geldiği demek. Hı hı. Bu da parasal sıkılaşmayla ancak mümkün. Parasal sıkılaşma da yüksek faiz demek. Biz bu faiz politikasını şu anda %45, ancak piyasanın beklentilerine veya enflasyonda herhangi bir bozulma meydana gelirse bu tabii arttırılabilir Fatih Bey'in de vurguladığı haliyle. Biz tersine enflasyon sürecini görene kadar yüksek faiz politikasını sürdüreceğiz dedi. En basit anlamıyla Fatih Bey. Ayrıca ekstra önlemlere de dikkat çekti. Bunlardan biri de tabii ki kredi kartlarına uygulanacak olan faiz oranları veya kredi kartlarının taksit imkanlarının biraz belki kısılabilir bu süreçte. Çünkü enflasyon nedeniyle kredi kartına biraz harcamalarda yüklenme olmuş. Özellikle geçen sene %36 oranında kullanılırken bu sene %43'ler, %44'ler seviyesine gelmiş kredi kartı kullanım oranı. Birkaç tane son istatistiği paylaşayım. Tabii ki bunun da enflasyonla yakından bağlantısı var. Yani enflasyonla mücadelenin başarıyla sürdürülmesi ve 2024'ün sonunda, yani bu senenin sonunda %36'ya ulaşması için, ki bu bir bant halindedir. Merkez Bankası bu bandı da söylüyor. %30 ile 42 arasındaki bir bantta enflasyon seyredecek ve 36 orta noktada bizim bir hedefimiz var. Asıl tam anlamıyla enflasyonun gündemden çıktığı yılında 2025 olacağı kanaatindeyim ben. Yani terzine enflasyon süreci başlayacaktır hızlı bir şekilde Mayıs ve Haziran'dan itibaren. Ancak bizim 2017 ve 2016'daki o düşük enflasyon sayılabilecek rakamlara ya da hissettiğimiz enflasyonun vatandaşın da hissedebileceği haliyle tam anlamıyla 2025 yılı karşımızda var. Diyeyim. Yani beklentileri karşılıyor o zaman değil mi? İzlenen bu süreç. Ekonomistlerin beklentileri karşılıyor mu? Özellikle tabii ki. Sorayım. Şimdi Fatih Bey bir kurumun başında, bir kurumsallaşmış bir yapı var karşımızda. O da Merkez Bankası. Merkez Bankası'nda herhangi bir değişim oldu, ancak politikalarda bir değişim olmadı. Çünkü Mehmet Şimşek Bey ve Cevdet Bey'in koordinatörlüğünde bir ekonomi yönetimi var. Bu ekonomi yönetiminin en büyük önceliği de tabii ki enflasyonla mücadele. Enflasyonla mücadelede vatandaşın aslında sesine kulak veren bir yönetim var karşımızda. Bunun uluslararası ayağı var ve ulusal ayağı var. Ulusal ayağını Merkez Bankası yürütür. Uluslararası ayağını biraz Mehmet Şimşek ve Cevdet Bey yürütüyorlar ve uluslararası finans kuruluşlarıyla birçok toplantıya katılıyorlar. Fatih Bey de ilerleyen vakitlerde bu toplantılara katılacaktır. Mayıs sonrasına dikkat çekmesinin sebebi nedir peki? Burada baz etkisi dediğimiz enflasyonda bir baz etkisi var. Yani geçen senenin ilk 5 ayındaki enflasyon biraz yüksek. O 12 aylık süreçte ölçüldüğü için enflasyon o peyderpey çıkmaya başlayacak. Yani diyelim ki sizin Haziran ayı, bu seneki Haziran ayı enflasyonunuz, aylık enflasyonunuz %1. Geçen sene bu enflasyon %4 ise ve 12 ayda bir devir daim yapıyorsa bu olay, ne demek? Yani enflasyon aslında %2, %3 daha az gelecek demek baz etkisiyle. Bu da reel anlamda enflasyonun düştüğünü gösterir. Ancak vatandaşın hissettiği haliyle biz bunu Haziran ve Temmuz aylarında ciddi anlamda hissedeceğiz. Ki Merkez Bankası da bunu vurguluyor zaten. Nerelerde hissedeceğiz mesela en fazla? İlk bunu enerjide hissedeceğimiz kanaatindeyim. Yani enerji fiyatlarında, mazot fiyatlarında bu ilk görülebilir. İkinci hissedeceğimiz nokta ise hepimizin marketlere gittiğinde hissettiği nokta olan gıda enflasyonunda hissedeceğiz. Yani bugün enflasyon %64 olabilir ama gıda enflasyonu bunun biraz daha üzerinde tabii ki. Vatandaşın da en çok hissettiği enflasyonlardan biri, kirayı bir kenara koyuyorum, konutu bir ona kenara bir parantez koyuyorum. Açacağız. Ama gıda enflasyonu tarafı gerçekten vatandaşın en çok şikayetçi olduğu taraf. Ve tabii ki burada biraz da fırsatçı kesimler var. Özellikle askeri ücrete zam bu duyduğu andan itibaren bunu fiyatlara yansıttılar. Maliyetler artmamasına rağmen. Ki askeri ücret maaşları Şubat ayında ödendi. Ama Aralık ayından başlayarak peyderpey zam yaptılar. Bu biraz fırsatçılık oluyor tabii ki. Günde